Mutlu akşamlar. Bugün 16 Ağustos Cuma, haftanın son iş gününde sizlerle birlikteyiz. Kanal 3 Ana Haber başlıyor. Ben Kadir Kaplan. Değerli izleyenler, Meclis Genel Kurulu Can Atalay için olağanüstü toplandı. Bir toplandı, pir toplandı. Gerginlik had safhadaydı. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. AK Partili Alpay Özalan, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ı yere yıktı. Muhalefet partilerinin başvurusu ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin genel kurul olağanüstü olarak toplandı. Toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından önerge üzerinde ön görüşmelere geçildi. Ön görüşmede söz alan tip milletvekili Şık, AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kürsüye yürüyen AK Partili Alpay Özalan, Şık'a yumruk atmaya çalıştı, yere doğru itti. Ardından genel kurulda arbede yaşandı. AK Parti milletvekilleri ile Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri birbirine girdi. CHP'li Okan Konuralp ve DEM Partili Gülistan Kılıçkoçyiğit'in yaralandığı öğrenildi. Gerginliğin dinmemesi üzerine Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. Daha sonra devam eden oturuma çıkan gerilim nedeniyle 3 kez daha ara verildi. Maalesef Gazi Meclisimize yakışmayan görüntüler gördük. Daha önce de evet tarihinde ölüm vakası var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ama uzun süredir kan görüntüleri görmemiştik meclisimizde. Hiç yakışmadı. Gülistan Kılıçkoçyiğit'in kaşı açıldı. Ahmet Şık'ın yüzünde darbe izi var. Yine Cumhuriyet Halk Partili Okan Konuralp de bir darbe aldı. O sebepten dolayı da yerler kan içinde kaldı. Sonrasında meclis görevlileri o kanları temizledi. Unutulmayacak bir görüntü ortaya çıktı ve bir utanç görüntüsü diyebiliriz meclisimiz için. Toplam 4 kez ara verildi. Yani gerginlik yaşandı, ara verildi. Sonra birkaç kez daha açmaya çalıştı meclisi Bekir Bozdağ. Yine 4 kez ara verilmiş oldu toplamda. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Düzeltelim, Bekir Bozdağ değil, Numan Kurtulmuş. 4 kez ara verilmiş oldu. Sonrasında Kurtulmuş 7. oturumu açtı. Ahmet Şık hakkında kınama cezası teklif etti. Fehmi Alpay Özalan, yani Alpay Özalan, AK Partili Özalan hakkında da yine kınama cezası teklif edildi. Sonrasında genel görüşme önergesi ön görüşmesine geçildi. Gruplar adına konuşmalar yapılıyor. Tahminen şu sıralarda o bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Geçtiğimiz gün ayağı kırılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, meclisteki Can Atalay olağanüstü toplantısına katıldı. Yaşanan yumruklu arbedeyi olacak iş değil diyerek değerlendirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet etti. Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar uçuşuyor, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu, kadınlara vuruyorlar. İnanılmaz derecede utanç içindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, mecliste yaşanan yumruklaşmayı bu sözlerle eleştirdi. Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi. Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Özel, yaşanan durumun meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktığını söyledi. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, öyle gördük. Sayın Gülistan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışırken
Maalesef, çok üzgünüm. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla aradı. Kurtulmuş'tan inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat başkanlık etmesini istedi. Meclisteki tartışmalı toplantının öncesinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili kararını değerlendirdi. Güler, ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kendi içtihadını yok saydığını söyledi. Bu karar Anayasa Mahkemesi'nin kendisinden buna benzer verilen kararları maalesef hem kendi içtihatını burada yok saymış, kendi içtihatından kopmuş, hem de anayasamızın 85. maddesine açıkça aykırı bir işlem tesis etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin olağanüstü toplantısı öncesi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu kameralar karşısına geçti. Güler, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Can Atalay'ın başvurularına ilişkin verdiği iki kararı anımsattı. Anayasa Mahkemesi'nin 2024'de 45 ve 2024'de 43 karar sayılı iki tane aynı içerikteki kararında karar verilmesine yer olmadığına dair bir hüküm olduğu için geçmiş olaylarla hiçbir benzerliği yoktur, sonucu da yoktur. Yani dolayısıyla böyle bir hükümle beraber bir sonuç tesis etmek de mümkün değildir. Güler, geçmişte Enis Berberoğlu ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinden sonra da Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali gerekçesiyle başvurulduğunu hatırlattı. Can Atalay kararının Anayasa Mahkemesi'nin kendi içtihatlarına da aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Peki bu anayasa maddelerine açıkça geçmişte uyduğu gibi uymuş, 2020'de uymuş, 2021'de uymuş. Ben bu konuda yetkili ve görevli değilim diyor Anayasa Mahkemesi. Bu hususta benim yetki ve görevim yok diyor. Şimdi garip bir dolambaçlı yola girerek, öyle oldu böyle oldu diyerek bu sefer farklı bir kavram kullanıyor. Karar verilmesine yer olmadığını. Güler, gazetecilerin sorusu üzerine karar verilmesine yer olmadığına ifadesinin anlam ifade etmediğini, hukuk zemininde sonucunun bulunmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na atamalar yapıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Orgeneral Ali Çardakçı Jandarma Genel Komutanı oldu. Ayrıca çok sayıda üniversiteye de rektör atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürü olarak atanırken Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız da Bursa Valisi oldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Orgeneral Ali Çardakçı Jandarma Genel Komutanı olarak atandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir Koramiralliğe yükseltildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe yükseldi. Kararnameyle 23 ilin emniyet müdürü değiştirilirken bu illerden 16'sının emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emrine atandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 üniversiteye de rektör atadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Toplumda yapanın yanına kar kalıyor algısının yerleşmesine izin vermeyeceklerini belirterek, vatandaşımız hiçbir zaman devletim nerede diye feryat etmesin dedi. Sayısız şehitten kanım hayran. Cezasızlık algısının
yapanın yanına kar kalıyor algısının toplumda yerleşmesine hiçbir surette müsaade edemeyiz. Sizden isteğim, vatandaşı hiçbir zaman devlet nerede diye feryat ettirmemenizdir. Erdoğan, mesajlarını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde verdi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı akademiden 868 subay, 3249 astsubay mezun oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanları hesabını sorduk. Bundan geriye gidişi kesinlikle söz konusu olmayacak. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Erdoğan, suç örgütlerinin hiçbir türüne izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Vatandaşlarımızın canına, malına, namusuna, huzuruna kastedenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Mafyaymış, çeteymiş, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış. Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Suçun her çeşidiyle mücadelede son dönemde önemli mesafe kat ettik. Caydırıcı cezaların gerekliliğine vurgu yapan Erdoğan, vatandaşa devlet nerede sorusunun sordurulmaması gerektiğini dile getirdi. Cezasızlık algısının, yapanın yanına kar kalıyor algısının toplumda yerleşmesine hiçbir surette müsaade edemeyiz. Sizden isteğim, vatandaşı hiçbir zaman devlet nerede diye feryat ettirmemenizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman sansüre karşı olduklarını ancak kendisini yasanın üzerinde gören anlayışı da kabul etmediklerini söyledi. Bizim zat halinizin tüm vekillerimizin bildiği üzere icra yerinde değil, yaptırım makamında değil biz yasadan kaynaklanan, iş düzlükten kaynaklanan istişare etme, değerlendirme, danışma ve tavsiye niteliğinde kararlar alabilmekteyiz. Fakat sizlerin de takdir edeceği üzere son tahlilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı tavsiye kararı yürütmenin aldığı kararlar kadar önemlidir ve değerlidir. Instagram'a erişim engelinin kaldırılması, Roblox'a yönelik erişim engeli, dijital gündemde yaşanan gelişmeler. Bu başlıkların hepsi meclisin gündemindeydi. Tabii Instagram'a erişim engelinin getirilmesi, daha sonra bunun kaldırılması, bu tartışmalar başta katalog suçları olmak üzere yasadan kaynaklanan bir takım düzenlemelerdi ve Instagram'ın açılmış olmasını biz çok değerli buluyoruz. Meta yetkilileriyle zaten komisyonumuza geldiler, dinledik ve tekrar bu dönemde yoğun bir diplomasi içerisinde bulunduk. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, dijital gündemde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Roblox'a getirilen erişim engeline ilişkin mahkeme kararına dikkat çekti. Siz Berlin'de, Paris'te, Londra'da, Washington'da, Viyana'da hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin yasalarına ne derece saygı gösteriyorsanız Türkiye'de de buna uymak zorundasınız. Bu ricamızı söylüyoruz. Bunu da bir astüst ilişkisiyle değil, bir yönetişim anlayışı içerisinde bir karar alma sürecinin paydaşları olarak dile getiriyoruz. Öbür taraftan TikTok meselesi çok konuşuldu, tartışıldı. Dediğim gibi biz kesinlikle yasaklamalara, sansüre karşıyız. Çünkü zaten bu platformları Türkiye'ye davet eden, bunun her türlü hukuksal, yönetsel, dijital, teknolojik altyapısını kuran bir hükümetiz. Fakat son tahlilde her zaman söylediğim bir konuyu değerli milletvekillerim burada. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sokakta bulmadık ve kendini yasamanın üzerinde gören
anlayışı asla kabul etmiyoruz. Yayman, Türkiye'de sosyal medya kullanımına ilişkin rakamları da paylaştı. Günde ortalama 7 saat internet, 3 saat sosyal medya kullanıldığını söyledi. Türkiye'de YouTube'da 57 milyon, düz rakam söylüyorum. Instagram'da 57 milyon, muhtemelen son dönemde yapılan tartışmalarla rakam 60 milyona çıkmıştır. TikTok 37 milyon, Facebook 34 milyon, X 20 milyon, LinkedIn 16 milyon takipçisi var. Bunu bir kez daha sizlerin aracılığınızla ifade edeyim. X'te dünyada 7. sıradayız. YouTube'da 11. sıradayız. Facebook'ta 15. sıradayız. TikTok'ta 10. sıradayız. Instagram'da 5. sıradayız. LinkedIn'de ise 13. sıradayız. Ve Amerika'da cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki siyasal mücadelenin meydanlardan, salonlardan daha çok dijital platformlarda yürütüldüğünü ve dijitalleşen siyaseti görme bağlamında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 580 kişinin yakalandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9-15 Ağustos tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 30, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 215 ve ifadeye yönelik aranan 315 kişi yakalandı. Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay ve Gaziantep'ten de hissedilen deprem korku yarattı. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre saat 13.15'te merkez üssü Suriye'nin Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem yine saat 13.18'de Hama'da meydana geldi. İki sarsıntı da Hatay ve Gaziantep'ten hissedildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bazı vatandaşlar tedbir amaçlı olarak evlerinden dışarı çıktı. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etti. Uzmanlar Avrupa'da da görülen virüsün COVID-19'dan daha ölümcül olduğunu bildirdi. Peki korunmak için neler yapmalıyız? Belirtileri neler? Detaylar haberimizde. Dünya adeta yeni bir tehlikenin eşiğinde. Covid-19'dan sonra maymun çiçeği. Peki bu virüsün belirtileri neler? Son zamanlarda dünya gündeminde olan maymun çiçeği virüsü. Uzmanlara göre Covid-19'dan daha ölümcül. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etti. Tüm dünya 4 yıl önce ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel çapta pandemiye neden olan COVID-19 virüsü felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir salgın tehdidiyle karşı karşıya. Peki maymun çiçeği virüsünden korunmak için neler yapmalıyız? Belirtileri neler? Nasıl bulaşıyor? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Zehrin Aşçı Diker yanıtlıyor. Maymun çiçeği hastalığı aslında daha önce bildiğimiz çiçek hastalığına akraba bir DNA virüsü. Bir virütik bir hastalık, döküntülü bir hastalık. Bu hastalık genelde ateşle başlıyor ve ateşten sonra hastalarda halsizlik, bitkinlik, uzun süre devam eden yüzde, ellerde, ayaklarda, başta olmak üzere avuç içlerinde, genital bölgede döküntülerle seyreden döküntülü bir viral hastalık. Belirgin bir tedavisi yok.
kanıtlanmış etkin bir tedavisi yok. Bizim için önemli olan bulaşın engellenmesi. Çünkü hastalık enfekte yaralardan insandan insana bulaşabiliyor. Asıl bulaş yolu kemirgenlerden, sincap, fare, sıçanlardan, onların tırmalamasıyla, ısırmasıyla insanlara ilk geçiş bildirilmiş. Fakat şu anki devam eden salgının nedeni insandan insana lezyonlar aracılığıyla bulaş. Burada önemli olan kişisel kullandığımız kişisel hijyenik malzemelerin, havlu, çarşaf, kişisel kıyafetlerimizin bize has kullanımda devam etmesi, enfekte yarası olan insanlardan uzak durarak onların kişisel malzemelerini kullanmayıp kendimizi korumamız gerekli diye. Bunun altını çizmemiz lazım özellikle. Hastaları ve hasta yakınlarını, bu hastalarla temas etmiş kişileri 21 güne kadar izole edip belirtilerin ortaya çıkıp çıkmayacağını takip etmek gerekli. Afrika'dan sonra Avrupa'ya da sıçrayan maymun çiçeği hastalığı henüz Türkiye'de görülmedi. Ancak vatandaşlar yine de endişeli. Bir başka uzmanımızı dinleyeceğiz. Şimdi hastalığa neden olan virüsün belirtilerine karşı vatandaşları tetikte olmaya çağırıyor. İlk olarak 1970 yılında Afrika'da tanımlandı. Yeterli aşı ve tedavi uygulanamadığı için pek çok kişi maymun çiçeği hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bu yıl 12 binden fazla vaka görüldü. 500'e yakın kişi öldü. Virüsün daha bulaşıcı bir varyantı geçtiğimiz günlerde İsveç'te de görüldü. Virüsün dünyaya yayılma hızı karşısında Dünya Sağlık Örgütü küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. 2022 yılından bugüne kadar Türkiye'de de 12 maymun çiçeği vakası görülse de Sağlık Bakanlığı bu sene Türkiye'de hastalığa rastlanmadığını açıkladı. Uzmanlar yine de vatandaşları hastalığın belirtilerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Hastalık genel olarak temasla bulaşmakta, lezyonları olan hastanın lezyonlarıyla direkt temasla veya bu hastanın kontamine olmuş kıyafetleri ya da cansız yüzeylerle direkt temasla indirekt olarak bulaşabiliyor. Peki ortalama olarak 14 günlük kuluçka süresine sahip hastalığın belirtileri neler? 1 ila 3 günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik, baş ağrısı gibi prodromal dönem olarak adlandırdığımız dönem geçtikten sonra genellikle 2 ila 4 hafta süren döküntü dönemi başlıyor. Döküntüler genellikle deriden kabarık olmayan makül, deriden kabarık papüller, İçi sıvı dolu veziküller veya içi irin dolu genellikle bu hastalarda gördüğümüz püstüller şeklinde seyrediyor. Maymun çiçeği hastalığı bağışıklık sistemi güçlü hastalarda kendiliğinden iyileşebiliyor. Hastalık genel olarak antiviral tedavi yöntemiyle tedavi ediliyor. Bazı önlemlerle hastalıktan korunmak da mümkün. Hastalık riski olan kişilerle temastan kaçınmak, yoğun kalabalık ortamlarda bulunduğumuz süre içerisinde el yıkamaya dikkat etmek, hastalığın geçiş yolları arasında cinsel temasta bulunduğu için korumasız cinsel temas gibi riskli aktivitelerden kaçınmak, hastalığın bulgularını bilmek ve bu bulgulardan şüphelendiğimiz zaman beklemeden tanı ve ayrıntı tanı yapılması için enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanına başvurmak olarak sayılır. ...2005 yılından bu yana hiç yapılmayan enflasyon düzeltmesinin bu yıl uygulanması kararlaştırıldı. Enflasyon düzeltmesinin piyasaları nasıl etkileyeceğini Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Turgut Bahadır Kanal 3 yayınında anlattı. Yatırımcılar, özellikle yabancı yatırımcılar, özellikle ülkemizde yatırım yapan firmalar bu konuyu anlamadıklarını söylüyorlar. Gerçekten bu konuyu biz de anlamış değiliz. Kimsenin anlayamadığı bu uygulama 2005 yılından beri hiç yapılmadı. Gerçek durumu ifade etmeyen mali tabloların gerçek durumu ifade eder hale gelmesini sağlayan bu düzeltmenin piyasalara yansıması olacak. Enflasyon düzeltmesiyle hiç fatura kesmeyen firmalardan da vergi alınacak. Bu durumunda yatırımcıları etkileyeceği düşünülüyor. 3 sene önce yatırıma başladınız. Yatırımınız devam ediyor. Hiç fatura kesmediniz. Bu yapmış olduğunuz yatırımdan kaynaklı olarak enflasyon düzeltmesinden dolayı vergi ödemek durumunda kalacaksınız. En çok etkilenenlerin ise KOBİ'ler olacağı öngörülüyor. Bu aynı zamanda firmaların, özellikle küçük ve orta boy ölçekli firmaların kapanmasına neden olacak. Ve dolayısıyla bunun sonucu olarak da
işsizlik meydana gelecek. Firmalar çok büyük ağır vergi yükleri altında kalacaklar. Enflasyon düzeltmesinden doğan vergiye önlem alan büyük şirketlerle küçük şirketler arasında adaletsizlik oluşacak. Bu büyük ölçekli firmalar zaten önlemlerini almışlardır, aldılar da. Burada vergi alınacak kesimde küçük ve orta ölçekli firmalar. Bu da hakkaniyetli ve adaletli bir durum olmadığını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi %43,31 oldu. Veri akışı bu tahminlerimizle, öngörülerimizle tutarlı şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla burada beklentilerdeki seyre bakmak lazım seviyeden ziyade. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu cümlelerle beklentilerin önemine vurgu yapmıştı. Piyasada beklentilerin yönünü tespit etmek için çalışma yürüten Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Anket sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirildi. Anket sonucuna göre geçen ay %2,17 olan Ağustos ayı enflasyon artış beklentisi bu anket döneminde %2,55'e çıktı. Cari yıl sonu enflasyon artış beklentisi ise %42,95'ten %43,31'e yükseldi. Katılımcılara yıl sonu dolar-TL beklentisi de soruldu. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 37,36'dan 37,27'ye düştü. Katılımcıların politika faizi beklentisi ise yıl sonu için %50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de %34,57'den %33,30'a geriledi. Çaykur Genel Müdürlüğü 3. sürgün çay alımlarına başladığını bildirdi. Çaykur daha önce alım kapasitesinin üzerine çıktığı gerekçesiyle çay alımını durdurmuştu. Benzer bir durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üreticilerde endişe yaratıyor. Açıklama Çaykur'dan geldi. Açıklamada üreticilerin 3. sürgün yaş çay alım süreci boyunca bütün çaylarını alabilecek şekilde tüm imkanların seferber edildiği belirtildi. Daha önce Çaykur 2 kez alım kapasitesinin üzerine çıktığı gerekçesiyle çay alımını durdurmuş, üreticileri çay üretimi konusunda uyarmıştı. Söz konusu açıklamada bu duruma da vurgu yapıldı. Çay alımının 17 Temmuz'daki gibi durdurulmaması için üreticilere çay toplama sürecini aceleye getirmemeleri, alın teri olan çay mahsulünün asıl sahip olduğu değeri bulması bakımından önem arz edecektir uyarısı yapıldı. Açıklamada üreticilerin bu süreçte Çaykur tarafından açıklanacak yöntemleri uygulamaları konusunda öneride de bulunuldu. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri iki başarılı operasyona imza attı. Mersin ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 681 bin adet uyuşturucu hap ve 40 kilogram sentetik olmayan uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Türkiye'ye gelen şüpheli tırları mercek altına aldı. Gümrük işlemlerinin sonrasında X-ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Aramalara hassas burunlu narkotik dedektör köpekler de katıldı. Detaylı arama sonucunda tırlarda yasal yüklerin içine gizlenmiş vaziyette sentetik uyuşturucu hap ve sentetik olmayan uyuşturucu ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucunda Mersin Limanı'nda 1 milyon 681 adet uyuşturucu hap, İzmir Çeşme Limanı'nda ise 40 kilogram sentetik olmayan uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak Silifke ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı. Kastamonu'da 6 kişinin bulunduğu bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarından acı haber geldi. Kaybolan 3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros koyunda geçtiğimiz günlerde batan 6 kişinin bulunduğu teknede 3 kişi kaybolmuştu. Kaybolan 3 kişi için UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri dahilinde arama çalışmaları başlatılmıştı.
Ekipler kaybolan kişilerden ikisinin cansız bedenine ulaştı. Cesetler kimlik tespit çalışmaları için Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos günü 6 kişi Maviş isimli teknede gezintiye çıkmıştı. Bilinmeyen nedenle batan teknede 3 kişi yakınındaki balıkçı teknesi tarafından kurtarılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli iki ilde düzenlenen Kuyu 18 operasyonlarında elebaşılığını Saadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu, Bursa ve İstanbul'da Kuyu 18 operasyonları düzenlendiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Saadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, Pahsa dahil olmak üzere örgüt üyesi 12 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darp ve tehdit ettikleri, iş yerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmalarını ele geçirdiklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, 12 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiği bilgisini verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler, kazdıkları kuyuya düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız, ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak polis ekiplerini tebrik etti. Afyonkarahisar'da yapılan bir kır düğününde havaya ateş açan 13 şahıs jandarmanın şafak vakti düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Afyon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler merkeze bağlı Salar Beldesi'nde yapılan bir kır düğününün sosyal medyada yayınlanan görüntülerinde bazı şahısların tabancayla havaya ateş açtıklarını tespit etti. Ardından görüntüleri incelemeye alan ekipler ateş açan 13 kişiyi tek tek tespit etti. Şahısların adreslerini belirleyen ekipler şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 700'e yakın mermi, 6 tabanca şarjörü ve 14 cep telefonu ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da açık cezaevinden firar eden 4 mahkum jandarma suç araştırma timi JASAT'ın uzun süren takibi sonrası saklandıkları köyde yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Hırsızlık ve diğer suçlardan 30 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.B., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan F.Ş., hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.B. ve bilişim sistemleri, banka veya kredi kartı kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.K. isimli şahıslar Dinar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçtiğimiz günlerde firar etti. İhbar üzerine harekete geçen Afyon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri ardından şüphelilerin peşine düştü. Şahısların Dinar'a bağlı Bilgiç Köyü'ne gelecekleri yönünde bilgi alan ekipler beklemeye başladı. Köye gelen ve jandarma ekiplerinin olduğunu fark edip kaçmaya çalışan 4 şahıs JASAT'la arazide süren kısa süreli bir kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Dinar T tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. Afyonkarahisar'da 3 şahıs girdikleri besihaneden 400 bin lira değerindeki 1 ton bağırsağı çaldı. Şahıslardan biri yakalanırken diğer ikisinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma devam ediyor. Müzik
Olay Şuhut'un Hacı Musa Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. besihanesinde bulunan 4 varil içerisindeki piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 1 ton bağırsağın çalındığını söyleyerek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayı gerçekleştiren şahısların H.D. ile birlikte 2 kişi olduğunu tespit etti. Ekiplerin titiz takibi sonrasında yakalanan H.D. ile birlikte 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın ise sürdüğü bildirildi. Öte yandan çalınan bağırsağın polis tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildiği kaydedildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eve silahlı baskın düzenleyen 4 kişi 2 kişiyi kurşunlayarak öldürdü. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Gece yarısı Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. İddiaya göre 4 saldırgan otomobille geldikleri eve ani bir baskın düzenledi. Evde yaşayan 2 kişi acımasızca açılan ateşin hedefi oldu. Silah sesleri mahalleyi inletirken 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı. Olay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 erkek şahıs hayatını kaybetti. Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Polis kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma derinleşiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale, Manisa ve Bolu'da çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, Çanakkale ve Manisa'da yangınların kontrol altına alındığını, Bolu'da ise müdahalenin sürdüğü bilgisini verdi. Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes, Bolu Göynük. Bu 3 bölgede orman yangınları meydana geldi. Gece yarısı başlayan yangınlara gelen ihbarın hemen sonrasında müdahaleye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangına müdahaleyi yerinden takip etmek üzere Çanakkale'deydi. Burada kameraların karşısına geçerek yangınların son durumuna ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, Çanakkale Eceabat'ta itfaiye erlerinin yangına galip geldiğini bildirdi. Dün gece söylemiştim en son. Çalışmalar iyiye gidiyor. İnşallah güzel haberi vereceğim diye. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve an itibariyle Çanakkale Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Manisa Gördes'teki yangına ise ekipler gece boyunca müdahale etti. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Manisa Gördes'teki yangın kırsal alandan başlayıp ormanlık alana geçmişti. Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibariyle %100 kontrol altına alındı, kısmen kontrol altına alındı ancak gün içerisinde inşallah burada güzel haberi vereceğiz. Bolu'nun Göynük ilçesi Bekir Fakılar köyünde ise çalışmalar iyiye gidiyor. Diğer yangınlarda olduğu gibi gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Yine günün ağarmasıyla birlikte takviye hava araçlarıyla birlikte müdahale devam ediyor. Orayla ilgili şu anda kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz. Ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız inşallah. Önceki bültenlerde aktarmıştık. Afyonkarahisar'ın önemli göllerinden olan Eber Gölü'nde önceki gün yangın çıkmış, 9 dönüm arazi zarar görmüştü. Bölge drone'la havadan görüntülendi ve yanan yerler görenlerin içine sızlattı. Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde geçtiğimiz gün yangın çıktı. Gölün kıyılarında bulunan kamışlık alanlar belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, doğa koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi. Yaklaşık bir saatin sonunda sönen yangında 9 dönümlük alan zarar gördü. Günün ağarmasıyla birlikte zarar gören alan drone ile havadan görüntülendi. Yanan yerlerin görüntüsü görenlerin içini sızlattı. Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan Acıgöl, ev sahipliği yaptığı yüzlerce flamingo ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor. Afyonkarahisar, Denizli sınırlarındaki Acıgöl'de yaklaşık 20 familyadan 215'in üzerinde kuş çeşidi bulunuyor. Ağırladığı kuş çeşidi nedeniyle kuş cenneti olarak bilinen Acıgöl, Türkiye'de flamingolarında ürediği sayılı yerler arasında. İçinde barındırdığı yüzlerce kuş türü ve bu doğal habitatıyla gerçekten çok özel bir alanı aslında görüyoruz ve doğa severlere, kuş severlere çok güzel bir görsel şölen sunuyor bu bölge. Flamingolarla cazibesi daha da artan Acıgöl, her mevsim yerli ve yabancı pek çok kuş gözlemcisi tarafından ziyaret ediliyor. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Acıgöl'ün barındırdığı yüzlerce kuş türü ve doğal habitatıyla dikkat çektiğini söyledi. Burası ulusal önemi haiz Türkiye'deki 4 sulak alandan bir tanesi aynı zamanda. Ve yine Tuz Gölü'nden sonra sodyum sülfat oranı itibariyle Türkiye'nin ikinci sırasında Acıgöl. Allı turna olarak bilinen bölgede kuş türünün yani flamingoların en önemli üreme alanlarından birisi Acıgöl. Burada gözlemleyebileceğimiz flamingolarımız bu bölgede bulunan planktonların kuşlar tarafından yenmesi dolayısıyla renk olarak da pembe bir renge sahip oluyor. Dolayısıyla Acıgöl'e gelip Afyonkarahisar Denizli sınırındaki Acıgöl'deki bu pembe flamingoları görmek vatandaşlarımız için çok özgün, farklı bir deneyim de sunacaktır. Yiğitbaşı ayrıca dünyada ender bulunan dişli sazancığın da Acıgöl'de bulunduğunu vurguladı. Afyonkarahisar'da kavurucu yaz sıcağından bunalanlar Akdağ'daki kar kuyusundan getirilen kardan yapılma şerbetle serinliyor. Sandıklı'ya bağlı Menteş köyünde kahvehane işleten Süleyman Levent, yaz sıcağından bunalan müşterileri için özel kar şerbeti yapıyor. Bölgeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki 2300 rakımlı Akdağ'dan eşek ve at sırtında getirdiği kar kütleleriyle kahvehanede kar şerbeti yapıp satan Süleyman Levent, çevre köy ve ilçelerden gelen müşterilerinden yoğun talep alıyor. Bu lezzetin Ramazan ve Kurban bayramlarında da ilgi gördüğünü söyleyen Süleyman Levent, ziyaretçilerin en çok Ağustos ayında geldiğini söyledi. Beygirlerle, eşeklerle, katılarla getiriyoruz bunu Akdağ'dan. En çok Ağustos aylarında gelirler. Ramazan bayramında en çok fazlasından gelirler. Yani çoluğumuz, çocuğumuz hepsi içiyor bunu. Konya'da yaşayan Ahmet Akbulut da buraya herkesi bekliyoruz dedi. Her yıl izne geldiğimizde kar şerbeti yemeye geliyoruz. Ağustos'un ortasında kar yiyebilmek Türkiye'nin her yerine nasip olmaz. Herkesi bekliyoruz buraya. Afyonkarahisar'da içinde uzun süredir atık biriktirildiği belirlenen evden bir kamyonet dolusu çöp çıkarıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde MG'ye ait bir apartmanın birinci katındaki daireden gelen kötü kokular nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Eve giden polis, zabıta ve sağlık ekipleri evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri evde yaşayan bir kişiyi tedbir amaçlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin içerisinde yaptığı tahliye ve temizlik çalışmasında çöpleri çıkararak kamyonete yükledi. Temizlenen ev dezenfekte edildi. Afyonkarahisar'ın en büyük yerel zincir marketlerinden birisi olan Söz Market, Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Erkmen beldesinde ilk şubesini açtı. Açılışa siyasi partiler, STK kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Söz Zincir Market Afyonkarahisar'a bir şube daha açtı. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Afyonkarahisar'ın en büyük market zinciri olan Söz Market, il başkanlarının, siyasi partilerin ve STK kuruluşlarının katılımlarıyla Erkmen beldesine yeni şubesini açtı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmakla. Açılış ilk olarak davetlilere ikramlıklar verilerek başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetine geçildi. Daha sonra katılımcılar tarafından kurdele kesilerek market gezildi. Allah hayırlı olsun. Satış ve mağaza müdürü İhsan Belhan açtıkları şubede verecekleri hizmetten bahsetti. 31. şubemiz Erkmen Mahallesi'ne açmış bulunuyoruz. Gıda, temizlik, manav, soğuk içecek bölümümüz, şarküterimizde bütün çeşitlerimizle 5000 barkodla Erkmen Mahallemize hizmette bugün saat 11'de açılışımız vardır. Burada gıda, temizlik, şarküteri, soğuk içecek, manav, bir ihtiyaç maddesi yani marketin içerisindeki vatandaşlarımızın alabileceği bütün gıda maddesi, temizlik maddesine hizmet vereceğiz. Herkesi bekleriz. Ardahan'da bir günlükler ve Mayıs sinekleri olarak adlandırılan kelebeği andıran sineklerin toplu ölüm uçuşu kar yağışını andırdı. Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülen sinekler tarihi Ardahan Köprüsü ve Ardahan Kalesi çevresinde yoğunluk oluşturuyor. Akşamları aydınlatma lambalarının çevresinde toplanan sineklerin görüntüsü bölgeden geçen bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alınıyor. Sineklerin toplu uçuşları zaman zaman kar yağışını andırıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Kitsebükü Antik Kenti'nde 5 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmada bugüne kadar önemli buluntulara ulaşıldı. Kıyı Karya'nın Keremus ve Halikarnasus Antik Kentlerinin sahil yönündeki kesişme noktasında yer alan Kitsebükü, erken Bizans dönemine ait bir yerleşim alanı olarak dikkat çekiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hatice Özyurt Özcan Başkanlığında 2019'da başlatılan kazılarda bugüne kadar 3 kilise, 1 vaftizhane, 2 hamam, konutlar, kamu yapıları, ticari yapılar, liman yapıları ve anıtsal mezarlar ortaya çıkarıldı. Kentte 3 tane kilise var ve kent 3 bölümden oluşuyor. 5 ayrı yerleşim birimi tespit ettik. Bu yıl ise kazılar kentin dini merkezi ve batı bölümündeki ticari yapılarda yoğunlaştı. Dini merkezin yer aldığı 8 dönümlük parsel 2023'te kamulaştırılarak kazı alanına dahil edildi. Bu parsel üzerindeki vaftizhane ve kilisede kazı çalışmaları geleceğe miras projesi kapsamında başlatıldı. Burası kentin batı kısmı. Yamaçlarda kule ve yamaç yerleşimi, alt kısmında ticari yapılar, hamam ve onunla bağlantılı kompleks yapılar ve aynı zamanda ticaretin birlikte kullanıldığı yapı grupları. Orta kısma geçtiğimizde bir dini merkez, episkoponyon diye adlandırdığımız büyük birbiriyle bağlantılı yapıların yer aldığı büyük bir dini merkez vaftizhane ile birlikte ve doğuya doğru gittiğimiz zaman da liman kalıntıları, liman kilisesi ve orada da konutlardan oluşan ve geriye doğru yamaçlardan yukarıya doğru çıkan birçok yapı kalıntısıyla karşılaştık hem temizlik sonrası hem de kazılar sonrasında. Kentin batı bölümündeki hamam mozaikleri ve vaftizhanede bulunan duvar resimleri için konservasyon ve koruma çalışmaları sürüyor. Kazı Başkanı Doçent Doktor Hatice Özyurt Özcan gazetecilere 5 yıllık sürede kenti hem denizden hem de karayoluyla gelirken görünür kılacak yapıların açığa çıkarılması yönünde kazılar yaptıklarını, sahil kesimindeki tüm yapıların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. İlk önce
kente en iyi şekilde hem denizden hem de karayoluyla gelirken yukarıdan aşağıya doğru indiğimizde kenti görünür kılacak yapıların açığa çıkarılması yönünde kazılarımıza başladık. Bu 5 yıl süresince de sahil kesimindeki neredeyse tüm yapıların çalışmaları tamamlandı. Kazıların devamında da konservasyon çalışmaları yürüttük. Bunları daha iyi, daha sağlam sonraki dönemlere bırakabilmek için. Yani geri dönüşler nasıl oldu derseniz, hani buraya yıllardır gelen insanlar bir sonraki sezon geldiklerinde inanamıyorlar. Yani o kadar çok şey açığa çıkmış, bu kadar kalıntı burada var mıydı diye. Kanal Uç Ana Haber'de haftayı kapatıyoruz değerli izleyenler. Önümüzdeki haftadan itibaren görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Kanal 3 Spor Bülteni ile karşınızdayız. Ben Serpil Kurt. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Avusturya ekibi Rapid Wien'e konuk oldu. Deplasmanda 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi playofflarında devam edecek. Bugün buraya gelirken daha iyi bir oyun, daha iyi bir organizasyon ve özellikle de bunu sonuna kadar, oyunun sonuna kadar taşımak istiyorduk. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında karşılaştığı Avusturya ekibi Rapid Wien'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Oyunun bütününde rakibimizin üstünlüğü vardı. İlk yarısı itibariyle rakibin 2-3 tane pozisyonu var. West Stadium'da oynanan müsabakada Rapid Wien'in gollerini 77. dakikada Matias Seydl ve 87. dakikada Christoph Lang kaydetti. Trabzonspor'da Pedro Malheiro 85. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bizim bir duran toptan var. Oyun arada ama rakibin gene bizden, oyun olarak da gene bir üstünlüğü vardı ilk yarı için söylüyorum. Bordo Mavili temsilcimiz bu sonuçla birlikte eşleşmenin ilk maçında da sahasında 1-0 mağlup olduğu rakibine elenerek adını UEFA Konferans Ligi playoff turuna yazdırdı. Kaptan Çakır bizi o bölümde ayakta tuttu. Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi playofflarında devam edecek ve İsviçre ekibi St. Gallen'le karşı karşıya gelecek. Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimizi bu anlamda tebrik ediyoruz. Şimdi Konferans Ligi playoff'u var. Önümüzdeki hafta ona en iyi şekilde hazırlanmayı planlıyoruz. Büyük bir camiada çalışıyorum. Camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Yani bu şık ve doğru değil. Telefonum servis edilmiş vaziyette. Aynı zamanda sosyal medyada verildi. Sağduyulu Trabzonspor taraftarının bunu yapmadığını düşünüyorum. Dün kullandığım ifadeyi tekrar kullanıyorum. Organize bir kötülük. 5 maç oynadık, ikisini kazandık. İkisini uluslararası seviyede kaybettik. Lige de beraberlikle başladık. İyi değiliz, bunu söylüyorum. Ama benim ailem ve çocuklarım var. Biz bir oyun oynuyoruz. Burada çok önemli duygular yaşadım. Vazgeçmeden bu takımın iyi olacağını da biliyorum. Lütfen rica ediyorum telefonumu rahat bıraksınlar. Etrafımı da. Rica ediyorum. Sosyal medyaya telefonumu vermek, Twitter'a bunu atmak gerçek Trabzonlu olduğunu düşünmüyorum. Bir futbol sever olduğunu da düşünmüyorum. Mücadeleme devam edeceğim. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında karşılaştığı Gürcistan ekibi İberia'yı sahasında 2-0 mağlup eden temsilcimiz Rams Başakşehir adını playoff turuna yazdırdı. Temsilcimiz Rams Başakşehir UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında karşılaştığı Gürcistan ekibi İberia'yı sahasında 2-0 mağlup ederek tur atladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada temsilcimize galibiyeti ve turu getiren golleri 50. dakikada Piatek ve 61. dakikada Pelkas kaydetti. Turuncu lacivertli temsilcimiz bu sonuçla birlikte eşleşmenin ilk maçında da deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini eleyerek adını UEFA Konferans Ligi playoff turuna yazdırdı. Temsilcimiz Rams Başakşehir UEFA Konferans Ligi playoff turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.
Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, tek amacımız UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek dedi. Bizim tek amacımız Konferans Ligi formatına, lig formatına kalabilmek. Rakibin kim olduğu önemli değil. Tabii ki her geçen turda rakibin kalitesi artıyor. Bunun da farkındayız. Maçın sertliği de artıyor. Ligle beraber birleşince bu biraz daha zor oluyor ama oyuncuların bunun üstesinden iyi geliyorlar şimdilik. Tek amacımız bu iki tane final maçını çok iyi oynayıp Konferans Ligi'nde lig formatına geçebilmek. Türkiye 21 yaş altı karate şampiyonası ve milli takım seçmeleri Sivas'ta başladı. Karate Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri başladı. ...59 ilden 372 kulüp ve 1800 sporcunun katıldığı şampiyona 18 Ağustos'ta sona erecek. Organizasyonda işitme engelliler milli takımı seçmeleri de 18 Ağustos pazar günü yapılacak. Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, etkinliğe katılan sporcuları şehirde ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Bugünlerde şehrimizde iki turnuvanın bir anda düzenlenmesini heyecanlı yaşıyoruz. Toplamda bu turnuvalarla, bu şampiyonalarla 3500 sporcumuzu misafirle 3500 sporcumuzu ve misafirimizi elimizde ağırlamış olacağız. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise şampiyonada seçilecek 43 sporcunun dünya şampiyonasında yarışacağını söyledi. Bu şampiyonanın önemini hepimiz biliyoruz. Buradan seçilecek 43 sporcumuz Venedik'te dünya şampiyonasına gidecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Afyonkarahisar ev sahipliğinde düzenlenen futsal turnuvasına birçok görme engelli katıldı. Turnuvayı Kanal 3'ün engelsiz muhabiri Gökhan Bızıkçı takip etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından az gören görme engelliler için futsal turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Afyonkarahisar ev sahipliği yaptı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Mustafa Kandemir Kanal 3'e özel açıklamalarda bulundu. Şu anda Türkiye genelinde 22 tane spor kulübümüz burada mücadele etmektedir. Ortalama 350 civarında sporcu, 450 civarında da işte toplam bütün katılımcılar bulunmakta bu turnuvada. Yalnız bu sporu Türkiye geneline yayma ve daha çok tanıtma ve daha çok başarılı olma amacını gütmekteyiz. Nitekim şimdi 25 Ağustos'ta başlayacak olan Paralimpik oyunlara biz 21 sporcuyla katılım sağlıyoruz federasyon olarak. 2 tane takım faaliyetimiz var. Golbol kadın milli takımı son 2 olimpiyat şampiyonu, 3. şampiyonluk olarak orada mücadele edecek. B1 futbol takımımız yine Fransa'da, Paris'te mücadele edecek. Türkiye genelinde şöyle bir kanı var. Engelli spor yapar mı? Engelli nasıl spor yapar gibi sorularla biz sürekli karşılaşıyoruz. Yalnız görme engelli de bir birey sonuçta. Onun da spor yapma hakkı ve özgürlüğü var. Biz görme engellilerin bu haklarını ve özgürlüklerini daha fazla açığa çıkartmak için her türlü görüşmelerimizi gerek il müdürlükleri düzeyinde gerekse bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu sporu daha geliştirmek, daha geniş kitlelere yaymak. Kanal 3 ekranlarından spor bülteni aktardık sevgili izleyenler. Hafta başında görüşünceye dek hoşça kalın.